Öncelikle Türk futbolunun maalesef kaderi haline geldi. Kaderi demek de ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kanayan yarası. İşte kamplar başlıyor, transferler yapılmamış. Kamp bitiyor, transferler bitmemiş. Sezon başlamak üzere transferler yeni yapılıyor. Sonra da diyoruz ki bu oyuncular gelsinler, adapte olsunlar, uyum süreçlerini atlatsınlar, arkadaşlarıyla sistemi öğrensinler, sonra da verimli olsunlar. Ne oluyor? 4-5 hafta uçuyor havada gidiyor. O arada ayakta kalabiliyorsa kulüpler puan kayıpsız devam ediyorlar. Aksi takdirde sıkıntı yaşıyorlar. Beşiktaş'ın yaşadığı da bu. Aslında kronikleşti. Yani Beşiktaş taraftarı da alıştı. Alışmak da istemiyor. Yani bu kadar gecikme, bu kadar süreç istemiyor. Şenol Güneş'in de bu süreçte ifade etmiştik. Bir tek ricası vardı. Dedi ki en azından 2-3 oyuncuyu temelde kampa getirin ki birlikte çalışalım. Bu yönde. Biliyorsunuz Şenol Güneş genelde elinde listeler olur ama yapı itibariyle ekibine ve kendisi oyuncu önermez. Ama gelen önerilen oyuncular üzerinden evet bu uygundur, bununla çalışabiliriz noktasında görüşler bildirip onun üzerine çalışılmasını ister. Sistem yıllardır böyledir. Yani yoksa hem ekibi de hem kendi de Avrupa'da bütün ligleri takip ediyorlar. Birçok oyuncular hakkında fikir sahipleri. Ama sistem olarak hocanın böyle bir hassasiyeti var. Bugün geldi. Beşiktaş yarın kampa gidiyor Ceren. Beşiktaş yarın kampa gidiyor. Ve hala şu anda elinde yani bir tane Umut bitmiş. O da Somaspor'dan olan. Onun dışında biten bir oyuncu yok. Yani o yüzden Beşiktaş'ta bugün itibariyle tabii transferin olmaması üzücü. Yani yapanlar da şunu söyleyebilir. Bu işte uğraşanlar, profesyoneller şunu diyebilir. Hakları da vardır. Yani ekonomik şartlar belli. Kılı kırk yarıyoruz. İşte oyuncuların maaşlarını düşürmeye çalışıyoruz. Yani bizim de elimiz açık olsa transferleri hemen bitirebiliriz diyebilirler. Onlar da kendilerine göre haklı. Ama sonuç insanlar, taraftar şunu bekliyor. Beşiktaş yarın kampa gidiyor. Şenol Güneş kampta oyuncularıyla çalışmak istiyordu ama şu imkan dahilinde henüz olmadı. Ha, ne olmuştu? İki oyuncu, üç oyuncu kampa yetiştirileceği söylenmişti. Yani yarın, bugün mesela Beşiktaş'ta eğer verilen sözler tutulursa bugün ve yarın kampa yetişecek şekilde en az 2-3 transferin kampa yetişmesi gerekiyordu. Bakalım bu gece ne olacak, yarın ne olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Yani bugün ve yarın Beşiktaş için çok önemli saatler transfer için. En azından 1-2 oyuncunun açıklamasını şahsen bekliyoruz imkan dahilindeyse. Yeni isimler var, gündemden düşenler var. Mevcut isimler üzerinden ve yeni isimler üzerinden de konuşabiliriz. Sorular sende, cevaplar bizde. Buyur. Tabii ama onun öncesinde sizin aslında özel haberleriniz de var biliyorum. Söyleyeceğiniz isimler de var. Onun öncesinde izleyicilerimizden de yayınımıza emek amacıyla beğenmeyi unutmasınlar. Ve abone olarak da transfer sürecinde Beşiktaş'ta son yaşananları bizden öğrenebilirler. Halil Dervişoğlu kapağımızda da yazan gibi artık Beşiktaş'ta anlaşma noktasında. Zaten yerli ve genç de bir oyuncu, 23 yaşında. Şenol Güneş'in en sevdiği tarzda oyuncu. Potansiyeli de var. İlk önce isterseniz Halil Dervişoğlu'ndan bahsedelim. Daha sonrasında sizin bahsettiğiniz isimler vardı. Onları da izleyicilerimizle paylaşalım. Yani Halil Dervişoğlu, Şenol Güneş'in en sevdiği tarzda oyuncu mu? O konuda emin değilim. Ama takım için alternatifli bir oyuncu. Mevkisi yok aslında. Halil Dervişoğlu ne oynuyor? Bu konuda bir belirsizlik var. Halil'e bir mevki oluşturacak. Yani bir santrofor mu? Değil. İşte bir kanat oyuncusu mu? Değil. Forvet arkası mı? Değil. Yani bir nevi forvet oyuncu gibi. Şenol Hoca da bu alternatifler içinde hem yerli olması hem de şartlarının diğer transferlere makul olması nedeniyle belki sıcak bakabilir. Bundan dolayı da bu süreç baktığı için de ilerliyor, gözüküyor. Ama Halil'de gelişmeler çok şu yöndeydi. Oyuncu da çok verimli değildi kendi takımında. Milli takımdan da düştü. Ama Şenol Hoca ile bir toparlanma sürecine girebileceğini düşünüyorum. Farklı yetenekler olan bir oyuncu. Dokunursa Şenol Güneş dokunur. Toparlanırsa Şenol Güneş toparlar düşüncesindeyim. Farklı bir tarzı var. Tabii oyuncunun bu yayınlarda da söyledik. Yani Halil Dervişoğlu'nun ismini gündeme getirdiğimizde de sonrasında da şunu altını çok çizmiştik. Kendisi de fedakarlık yapıyor. İşte bugün işte 1,5 milyon euro istemişlerdi. Bazı haberler çıkıyor dün bugün işte bedavaya alındı falan diye. Yani insanlar 1,5 milyon euro isteyip şimdi bedavaya noktasına getirmezler. Ama Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle ilgili
çalışmalar yaparken ben de maaşımdan bu konuda gerekli fedakarlık yaparım. Bu transfer olması için yerini yaparım demişti. Bu sözlerimiz de geçen haftaki yayınlarımızda da yer almıştı. Ve işin bitme noktasına geldiğini söylemiştik. Sanırım kamp dönemine Halil Dervişoğlu bu akşam ve de yarın netleşir, kesinleşir daha doğrusu. Ve Beşiktaş'ta takviye olarak ilk transfer olarak geçebilir diye düşünüyorum. Şimdi aslında yayınımızın öncesinde sizin bahsettiğiniz bir isim vardı. Şimdi yorumlarda da gördüm. Atilla Akyol sormuş. Suat Serdar isminde son durum nedir diye. İsterseniz ondan da bahsedelim. Evet, Suat Serdar Beşiktaş'ın aslında yeni gündemi değil. Schalke'de oynarken de 2 yıl önce de hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın gündemine gelmiş. Merkez orta sahada oynayan 26 yaşında çok kıymetli bir oyuncu. Potansiyeli de var. 4,5-5 milyon euroları da gördü. Ve Beşiktaş tekrar Suat Serdar hikayesini, kartını yeniden açtı. Hatırlarsanız Erdal Torunoğulları vardı. O çok istiyordu eski yönetici. Onun döneminde de temas kurulan bir oyuncuydu ama o günkü şartlarda gelişmedi. Yeniden Beşiktaş'ın gündeminde görüştüğü bir isim. Oyuncu da sıcak bakıyor. Yaklaşık bir 2 milyon euro gibi bonservis rakamları konuşuluyor. Bu transferin de ben olumlu ilerleyeceğini düşünüyorum. Görüşmeler bu yönde sürüyor. Pazarlıklar sürüyor. Henüz neticelenmedi ama tabii 4 milyon eurolardan 2 milyon euro seviyelerine gelmesi Beşiktaş için bence olumlu bir gelişme. Oyuncunun da ilk defa işte kariyerine Beşiktaş'ta devam etme düşüncesinde olumlu görüş bildirmesi, Beşiktaş'a gelirim demesi bu açıdan da şeyi kaldırdı. Türk olması Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirme ihtimalini artırdı. Ben şu anda %60-70 seviyelerinde görüyorum. Olumlu gidiyor. O da Türk statüsünde bu transfer kervanına katılabilir. Evet, aslında Beşiktaş'ın gündemine çok gelen bir isim vardı. Konuşulan bir isimdi. Kuzey Ev. Şimdi bir izleyicimiz de sormuş. İsterseniz onunla alakalı son durumu da aktaralım. 3 gün önce yayında, 2 gün önceki yayında şey yapmıştık hatırlarsanız. Kuzey Ev'le ilgili olumsuz döndüğünü, 5 ligden birini çok istediğini ifade etmiştik. O işin olumsuz döneceğini bu ekranda bizi takip edenler çok iyi bilirler. Dün tekrar öyle bir hava oluştu. Dün akşam saatleriydi. Gitmek istediği, tercih ettiği ülke de netleşti. Fransa'ya gidiyor. İlk baştan beri düşüncesini hayata geçirmiş oldu. Kuzey Ev defteri Beşiktaş için kapandı. Artık Kuzey Ev Fransa yolunu tutacak. Tercihini o yönden kullandı. Fransa'da oynamak istiyor. Bunun da altını çizelim. Ne diyelim? Uğraşıldı, görüşüldü ama Kuzey Ev'de olmadı. Artık muhtemelen Fransa'da izlemeye devam edeceğiz. Onun isminin yanında bir isim daha çok konuşuyorduk. Bu da Amartey'di. İzleyicilerimiz de sormuş zaten. Biz de bu vesileyle aktarmış olalım. Halen devam ediyor. Oyuncunun çok yönlü özellikleri Şenol Hoca'yı da onayını almış durumda. O da çalışmalar içerisinde var. Bir de hala masada o. Kuzey'e gidince onun olma ihtimalinin daha da arttığını şahsen düşünüyorum. O da şu anda transfer listesinde önde gelen isimler var ama aşılması gereken maddi bir takım noktaları var. Beşiktaş bu konularda çok pazarlıkçı davranıyor. Yani bu şekilde çok oyuncu da kaçırabilir. Yani Kuzey'de de pazarlık ama Kuzey'de paradan ziyade daha önce şeydi. Yani 5 büyüklükten birine gitmek istiyorum tavlıydı. Şimdi ama burada o kadar şey değil. Şansım arttığını düşünüyorum. Olabilir. İhtimal halinde görüşmeden devam edeceğiz.